Hocam merhaba. Merhaba efendim. Kimsenin umurunda olmayan bir program daha yapıyoruz anayasa. Maalesef çünkü anayasaya uymamak dünyanın her yerinde önemli bir eksikliktir. Ama biz de gördüğün gibi seçim öncesinde de sonrasında da çok umurumuzda değil. İkinci bölüme geldik. Kişinin hakları ve ödevleri madde 17 aslında. Herkes yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. İlk önce şunu söyleyeyim. Anayasanın en önemli bölümlerinden bir tanesine geldik. Evet. Neden önemli? Çünkü en başta söylemiştik. Bir devlet kavramı var. Bir de bireyler var. Toplum var demiştik. Bu sistemi organize edecek, bu devleti düzenleyecek kurallar 17. 18. yüzyılda ortaya çıkmadı. Daha önce de devleti düzenleyecek taa Hammurabi kanunlarından, Fatih kanunnamelerinden al. Birçok kanun var. Ama çağdaş dediğimiz anayasaların özellikle ve özellikle 17-18. yüzyıldan sonra en önemli özelliği şudur. Bir tarafta devleti düzenleyen kurallara yer verdin ama esas önemli olan devletin dokunamayacağı alanları belirledin. Yani temel hak ve özgürlükleri belirledin kişilerin. O temel hak ve özgürlükleri öyle bir belirlemen gerekti ki onları devlet yaratmadığı için, o vermediği için onları ortadan kaldıramaz Şimdi bunu düzenlerken hemen ilk önce bir şey söyleyeyim. Günümüzde bir ülke yeni anayasa yaptı. Hemen şuna bakarsın. Temel hak ve özgürlükleri nasıl düzenlemiş? Çünkü devleti diktatörlükler de düzenler. Devleti otoriter ülkeler de düzenler. Otokratik sistemlerde de devlet vardır. Ama önemli olan o devletin dokunamayacağı alanları yani temel hak özgürlükleri nasıl belirlediği? İkinci de şudur önemli olan. Sadece düzenleme değil dikkat edin. Öyle ülkeler var ki der ki ah ne kadar uluslararası sözleşme varsa orada yer alan bütün hakları harika yazdı. Hatta iliştirdim anayasaya bütün özgürlükleri. Peki gerçek bir şey yaptın mı? Hayır o özgürlükleri koruyabilmek için devletin bu alanlarda o hakları ihlal etmesini engelleyecek neler getirdin? Nasıl düzenlemeler yaptın? Mesela bir örnek vereyim. Yaşama hakkı yazarsın. Herkes yaşama hakkına sahiptir dersin. Kimseye işkence kötü muamele yapılmaz dersin. Basın özgürdür. Sansür edilen. Ya edilirse işte gerçek bir anayasa onu engellemeye yönelik kurumları, kuralları koyan, denge mekanizmalarını oluşturan anayasadır. O kadar önemlidir ki dikkat et. Türkiye neredeyse bir Guinness Rekorlar Kitabına geçecek. Neden? Biz 20 yıldır 2007'de, 2010'da, 2016'da, 2017'de 4 tane önemli anayasa değişikliği yaptığımızı iddia ediyoruz. Şimdi 2023 artık sivil bir anayasa hazırlayalım diyenler var. Ya dünyada 10 yılda 4 defa yapıp 4'ünde de başaramadım şimdi. Bakın 5. de başaracağım diyen başka bir ülke samimiyetle söylüyorum ciddiye alınmaz. Denir ki ya böyle bir şey olur mu? 50 yıl önce yaptığım olsa değiştireyim dersin. 100 yıl önce yaptığım değiştireyim dersin. Ama 5 yıl önce Allah'ım bundan güzel anayasa olmaz deyip yaptığını şimdi bir daha değiştirelim ya demek ...inanılmazdır. Şimdi oradan gelelim. Demek ki böyle yazmakla her şey olmuyor. Oğlum, onu zaten Yunan Anayasası için de söylemiştiniz. Aynen. Yazmakla her şey olmuyor. Şimdi gelelim. Bu 17. madde çok önemli esasında bir haktır. Neden önemli bir haktır? Çünkü çok temel bazı hakları içinde taşıyor. Hangileri yaşamak, maddi ve manevi varlığını geliştirebilme hakkı. Sen yaşıyorsun ama insan olmanın gerektirdiği bir takım şeyler var. Hem maddi olarak senin vücut bütününe dokunmadan hem de manevi olarak kendini geliştirme, iyi yaşayabilme, huzur içinde yaşayabilme, barış içinde yaşayabilme, çocuklarını geliştirebilme, onlara eğitim verebilme, sağlıklı bir çevrede yaşayabilme, insan gibi yaşayabilme hakkına da sahip olman gerekir. Bilgi edinme. Bilgi edinme. O bilgileri kafanda değerlendirebilme, o edindiğim bilgilerden dolayı, başkalarına aktarmaktan dolayı suçlanamama, mahkum edilememe, hakkı bütün bunlar insanın insan gibi yaşaması diyor. Bunu düzenlemesi gerekiyor. İki aynı zamanda çok önemli bir hakkı taşıyor. Uluslararası sözleşmelerde veya bazı ülkelerde başlı başına bir madde şeklinde olan işkence yasağını da içeriyor. Yani insan gibi yaşamanın içerisinde yaşama, insan gibi yaşama ve işkence kötü muamele, insanlık dışı muamele görmeden yaşama. Bütün bunlar birbirini tamamlayan bir madde halinde düzenlenmiş çok önemli. Bunun güvence altına alınabilmesi esas önemli olan. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ne zaman bir hak verse hemen arkasından Tabii. istisnaları koyuyor. Meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciğin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri birinci fıkra hükmü dışında. Şimdi bu bütün anayasalarda oluyor mu? Olağanüstü hallere ilişkin bir düzenleme vardır. Olağanüstü hal çünkü bu ama zaten olağanüstü halin gerektirdiği bir zorunluluk haldir. Fransızlar buna de necessite derler. Faraza 100 kişi üstüne öldürmek için koşuyor. Ve senin orada meşru müdafaa hakkın var. Veya en azından kamu düzenini önlemi. O yüzden hemen böyle takır takır 10 kişiyi koşanı öldüremezsin. Bir hukuk düzenindesin. Ama artık kendini korumak için başka bir çaren kalmamışsa bütün anayasalarda ve hukuk düzenlerinde böyle bir şey vardır. Ama şu var. Sıkı kaldırıldı buradan. Neden? Anayasa değiştirildi ya 2017'de. Bu kaldırıldı. Benim okuduğum eskisi miymiş? Yani? Eski anayasadır ha. herhalde. Olağanüstü hallerde yetkili mercin verdiği emirlerin uygulanma sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda diyor evet. meşru müdafaa hali diyor yani bunlar çok istisnai şeyler eskiden idam cezası da vardı bunun içinde yani usulüne göre verilmiş mahkeme kararları nedeniyle diyordu Bu da kaldırıldı Neden Çünkü artık idam cezası ortadan kalktı Dolayısıyla şurada bir ayırım yapılması lazımdı ama Bizim hukukumuz bunu yapmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yaptı. Bu da çok önemlidir. Diyor ki kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Türkiye'de bu malum ta eskiden beri çok tartışmalıydı. İşkence, kötü i̇şkence muamele. İşkence bizim kültürümüzde var evet. E, vardı ve kötüydü. Hatta şunu özellikle söyleyeyim. 83'te Anavatan Partisi iktidar oldu ve 91'de hükümet değişti. SHP ile Doğru Yol Partisi hükümet oldu. Adalet Bakanı Seyfi Oktay'dı. Seyfi Oktay o sırada çok önemli bir takım yasa değişiklikleri yaptı. Ceza Muhakemesi Usul Kanunu. O yüzden adı Cumuk Seyfi'ye çıkmıştı. Bence çok önemli bir adalet bakanıdır. Gerçekten SP'nin bence gurur duyması gereken şeylerden biridir. Çünkü çok zor koşullarda bu işkence yasağını. işkence altı veya kötü muamele alınan delillerin delil olarak kullanılamayacağı gibi değişiklikler dahil olmak üzere birçok temel konuda Türk hukukunu çağdaş bir hukuk haline dönüştürmeye çalıştı. Hatta o sırada bu nedenle ciddi anlamda protestolara tutuldu. Ve işte kahrolsun devletin elini kolunu bağlıyor diye çok ciddi eleştirilere tutuldu. Buna nasıl destek bulabildi diğer partilerden? CHP ve ...DYP koalisyonu kurulduğunda evi takım şeylerin değiştireceğiz diye bir karar vermişlerdi partiler ve bunda o zaman için mutabık kaldılar ve dediğim gibi Seyfi Oktay bunu o kadar tepki alacağını bilmesine rağmen yaptı ve nitekim o görevden alındıktan sonra bir daha kimse bu tür değişiklikler yapmaya Adalet Bakanı olarak çok cesaret edemedi. Tam tersini yapanları gördüm ama bu yönde ciddi değişiklikler yapmaya kimse talepkar olmadı. Bu arada evet ben bir öncekini okuyormuşum. Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının Aynen. geri getirilmesi hali kaldı. Aynen. O kaldırıldı. Çünkü ölüm ceza ölüm cezası kaldırıldı. Buraya gelmişken tartışılıyor hala Türkiye'de. Hatta geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanı geri getirelim evet. falan demişti. Evet. Bu mümkün mü? Valla ilki olarak bugün artık bizim tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6 ve 13. protokollerle bunu tamamıyla kaldırdı ve dünyada da Amerika'da bazı eyaletlerde kaldı. O da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf değil. Amerika kendi hukuk olduğu için ben uygulamaya devam ederim. Beni ilgilendirip mez diyor ama çoğu ülkede Avrupa ülkelerinin tamamında Kaldırıldı, ha geri getiriyorum. Ben başka bir sahada top oynayacağım. Denebilir. Ama artık günün koşullarına göre çağdaş bir devlet ölüm cezasını tekrar bence getirmez diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi öyle bir şey olur ki hayır çok istiyoruz der. O zaman topu başka bir yerde oynayacağız der. Burada bir şey soracağım. Gerçi konuştuk bunları ama mesela referandum'a gitse çünkü şu anda anayasayı değiştirecek çoğunluk kimse kabul de edilir. Kimse de yok. Evet ben bunun mesela kabul edin. %51 ile falan kabul edileceğini düşünüyorum. Ben be hatta. %55-60'ları bile <laughs> bulabilir. Ama şunu söyleyeyim. Biz anayasayı ilkesel bazda konuştuğumuz için temel hak ve özgürlükler kesinlikle ve kesinlikle referandumla kısıtlanmaması gerekir. Örneğin dediğim gibi gene. Yani mesela sor. Ya bu kadınlar çalışma hayatına giriyor. Dolayısıyla erkekler zorlanıyor diye bir şaiya yayılsa. Kadınlara çalışma yasağı getirse. Parlamentoda da 397 milletvekilinin alkışlarıyla kabul edilse. Harika dense. Hatta 550'siyle kabul edilse. Ama bir referanduma sunalım dense. Referandumda da 58,9'uyla kabul edilse. Bu bir referandum mudur? Hayır. Bu bir anayasa değişikliği midir? Hayır. Ama topu başka bir yerde oynamak isteyen bir siyasal sistem size ne ya? Halkımız kabul etti diyebilir. Bu Türkiye'nin artık çağdaş bir hukuk devleti olmaktan vazgeçtiği anlamına gelir. Peki bir de olağanüstü hal meselesi çok tabii Türkiye'de yaygın 80'lerden sonra. Tabii, tabii, tabii. Yani sürekli bir olağanüstü hal. Evet. Yani bir takım Türkiye'de bölgeler, bunların da genellikle hangi bölgeler olduğunu biliyoruz. Olağanüstü halle yönetildi. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Son değişikliklerle artık bir güvenlik sistemi kuruldu deniyor. Yani İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nün MİT müsteşar yapılması falan çok yeni. Artık bir güvenlik devleti kuruldu deniliyor. Burada ...artık olağanüstü halin yayılması gibi bir... Olağan hale onlar. dönüşmesi. Evet, gibi bir sonuç vardır. Ama olağanüstü hal şu esasında. Bizim anayasamızda eskiden, 2017 öncesinde... ...ekonomik bunalım, şiddet hareketleri veya doğal afetler... ...bu hallerde olağanüstü hal ilan edilebiliyordu. Bunun koşulları, uygulanma şekilleri farklı farklıydı. Ama 2017'de bu tek madde halinde toplandı. Ve olağanüstü halde yapılacak olan şeyler... ...ve olağanüstü halin ilan şekli birbirine bağ daştırıldı, benzeştirildi. Ya ne olur ki dendi. Ama çok önemli bir şey oldu. Depremde çıktı ortaya. Deprem için haklı olarak olağanüstü hal ilan edildi ama İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i bağlayan koşullar da getirildi. İşte yurtlar boşaltıldı. Buradaki okulların koşulları değiştirildi. Yani olağanüstü halin ortaya çıkış nedenlerini ve uygulama koşullarını zorunlu olarak sınırlayan kurallar görmezden gelinerek ülkenin tamamı için düzenlemeler getirildi. Yaygınlaştı. Bu tabii yaygınlaştı. Madde 18 zorla çalıştırma yasağı. Biz uyguluyoruz bunu burada. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Bu ilginç bir şey hocam. Evet. <laughs> ne demek? Bu? E şimdi bu da önemli bir şey. Kölelik vardı eskiden <laughs> veya köle gibi çalıştırma vardı. Yani sonuç itibariyle şunu görmek lazım. Vahşi kapitalizm dediğimiz şey ilke olarak bunların tam karşıtıydı. Yani çok cüzi bir para karşılığında bayağı köle gibi çalıştırma, angarya olarak çalıştırma gibi 61 Anayasasında bu haklar getirilirken bu yasak da getirildi. Bu Adaş bir devletin bütün insanlar insan gibi yaşamak niteliğine sahip. insan gibi yaşayacak. Bu nedenle bu önemli haklardan bir tanesidir. Şekil ve şartları kanunla düzenlemek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar olağanüstü hallerde vatandaşlardan izlenecek hizmetler. Ülke yine istisnaları sayıyor. Aynen. Kişi hürriyeti ve güvenliği bu önemli. En önemli maddelerden evet, biri. 19. madde. Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Şimdi bu çok önemli bir hak. Ben bunu hissetmiyorum hocam ya. Be hissetmez. <laughs> Görüşmek üzere. Hissetmezsin özellikle çok net söyleyeyim. Demirtaş kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şöyle bir karar verdi. Siz dedi anayasada belirlenen tutuklamayı amacı dışında kullanıyorsunuz. Siyasal bir nedenle kullanıyorsunuz. Yani anayasaya aykırı olarak kullanıyorsunuz. Bu çok önemli bir tespit. Bu tespit neden böyle yapıldı? Ve kişi hürriyeti ve güvenliği nedir? Bu konuda müsaade edersen biraz açıklama yapayım. Kişi hürriyeti, demin dedim ya insansın sen. İnsan olarak yaşayacaksın. Burada kişi hürriyeti dediğin şey bu insan olmanın özünü oluşturan bir şey. Sen insan olarak özgürsün. İçinde serbestçe davranacağın, istediğini yapacağın, istediğini yapmayacağın istediğini düşüneceğin, istediğini düşünmeyeceğin, istediğini açıklayacağın, istediğini açıklamayacağın bir özgürlük alanına sahipsin. Eğer dünya yüzünde ben tek olsaydım mesela, tabii ki benim alanım bütün dünya üstünde olacaktı. İstediğimi yaparım, bağırırım, can. Ama birçok insan olduğu için tabii ki bu özgürlüğün alanı da sadece benim kişisel alanımla sınırlı. Ama evim demek değil şu demek. Ben senden nefret edebilirim. Seni çok sevebilirim. Ama sana Allah seni kahretsin. Sen aşağılık bir insansın diyemem. Hakaret edemem. Mesela çok tartışılan bir şey var. İsveç'te bir adam galiba Kur'an yaktı. Evet. Böyle şeyler olur. Provokatif hareketler yani. Çeşit çeşit oluyor. Biz de mesela burada belki İncil yakabiliriz. Şimdi bu Türkiye'de çok tepki aldı. Aslında o da anayasal bir hak değil mi? Anayasal bir hak. Yalnız bu alanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kararları da var. Belli bir coğrafyayı veya bölgeyi başka insanlarla paylaşıyorsun. Dolayısıyla benim özgürlüğüm de onların özgürlük alanıyla sınırlı. Tamam ama mesela bir kitabı yakmak kimseye bir zarar vermiyor ki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazı şeylerde buna karar verdi. Örneğin dedi, sen burada yaşayan başka insanların çok önem verdiği, değer verdiği bir şeyi yaktığın takdirde onu aşağılamış sayılırsın. O yüzden bu kabul edilmez. Mesela film gösteriyorlar bir yerde. İsa'yı küçük gösteren bir film gösterecekler. Yasaklıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidiyor. Her ne kadar bu özel bir sinemada gösteriliyor olsa da diyor. O yöre koyu katolik olduğu için orada insanların bu düşüncelerine saldırı niteliğinde olduğu için yasaklanması kabul edilebilir diyor. Ama yasaklamadı İsveç. İsveç yasaklamadı. İsviçre'de böyle bir şey oldu. İsviçre'de yasaklamayı kabul etti. Bu arada şeyi söyleyeyim mi? Mesela Atatürk'ün posteri de yakılabilir. Yani ben şeyden bağımsız soruyorum. Tabii tabii tabii. Mesela Amerika'da meşhur bayrak yakma olayı vardı. Texas yasa koydu. Bayrak yakmayı yasakladı. Fakat yüksek mahkeme dedi ki bu da bir ifade özgürlüğüdür. Beğenmediğini gösteriyor. Yakabilir dedi. Ama çoğu ülkede bunun tersine var. Bazı ülkeler bunu sınırlar. Bazı ülkeler daha sınırlar. Ama şu var. Kişi özgürlüğü dediğimiz şey sadece düşünme değil. istediğimi yapıp istediğimi yapmama. Bugün sinemaya gitmek istiyorum. Hayır bugün maça gitmek istiyorum. Bugün evde oturmak istiyorum. Özgürsün. Kişi güvenliği ise ne biliyor musun? Bir devlet bu özgürlüğü ancak belirli koşullarla belirli ölçüde sınırlayabilir. Buna da işte kişi güvenliği ilkesi diyoruz. 1679'daki şeyiyle Habeas Korpus diyoruz. Yani kendi vücuduna sahip olabilme. İşte bu çok önemli bir aktır. Örneğin ben bir özgürlüğümü kullanırken bu anda üç tane polis geldi. Ve dediler ki Süheyl Bey hakkınızda böyle böyle bir suçlama var. Sizi karakola götüreceğiz. De. Aldılar götürdüler. Beni aldıkları anda ben özgürlüğümden yoksun bırakıldım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ben burada bir sinemaya gideceğim. iyi bir film var geleceğim diyemem. Maçım var maçı seyredeyim diyemem. Özgürlüğüm bitti. İşte bu özgürlük ne kadar süre ne koşullarda ne zaman biter ne zaman başlar... İşte buna kişi güvenliği ilkesi diyoruz. O yüzden kişi hürriyeti ve güvenliği beraber düzenleniyor. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var. Çok ayrıntılı olan. Çok açık açık uzun uzun yazılmış. Bizde de çok uzundur. İşte Yunanistan Anayasası'ndan örnek verdim. En uzun maddelerden biridir. Bu çok önemli bir maddedir. Ama önemli olan şu. Buna uyulup uyulmaması. Şimdi bu ilke ta dedim 1679'lardan gelen. 61 Anayasası'nda da düzenlendi. 24'te de düzenlendi. 82'de de düzenlendi ama örneğin 3 polis geldi beni aldı götürdüler ya hakkımda bir suçlama var. Benim belli bir sürede hakim karşısına çıkmam lazım. Hakim karşısına çıkana kadar geçecek süre belli bir süreyi geçmemek durumunda. Yani biz seni geldik 4 polis aldık götürdük. bir ay 2 ay tuttuk. E kardeşim ama hakkında suçlama vardı. İşte bu kişi hürriyetini ortadan kaldıran bir düzenlemek. Eskiden böyle miydi peki bu? 12 Eylül'den sonra kaç gün oldu biliyor musun? 28 gün mü? 90. 90. Yani aldım çantamı eve dönüyorum. O anda efem dediler. Burada bir banka soyuldu. Beyaz gömlekli biri soydu dediler. Siz de beyaz gömleksiz sizi aldık dediler. Eşim veya çocuklar bekliyor. Bir, dört, sekiz, on, on beş, yirmi. 25. 90 günün sonunda ben dönüyorum. Tekrar <laughs> çantayla hiçbir şey yokmuş diyor. Tamam mı? <laughs> ya beni gözaltına alıverdiler diyorum. Buna gözaltı deniyor. Gözaltı denir. Bu gözaltı süresi artık dünya standartlarında 4 günü aşmamak zorunda. 2001'de 48 saat. Oldu. Aynen. 24 saati şimdi geçemez diyor. 24 saattir normal ama her halükarda da uzatılarak 4 günü aşamaz diyor toplu suçlarda. Çünkü 4 güne kadar kadar, hadi araştırdım bir çete, terör çetesi ama dört günü aşamaz. Şimdi biz bunu aşmak için neler yapmaya çalıştık? Örneğin gözlem diye bir şey uydurduk. Avrupa Hakları Mahkemesi dedi ki gözlem diye bir şey yoktur, gözaltı vardır. Efendim diyor mesela bilgi taramasını yapıyoruz diyor. Ama burada yapmamız mümkün değil diyor. Bunu Ankara'ya soruyoruz diyor. O sırada bunu tutuyoruz diyor. E bu ne süresi? Gözlem. Yok böyle bir şey dedi. O hapiste değilsiniz. Değilsin. Karakolda. Gözlemdesin. Karakolda veya nezarette tutuluyorsun ve senin hakkında şu anda soruşturma yapıyor. Ben acaba hakikaten böyle bir şey yaptım mı yapmadım mı kameralar inceleniyor. Bu 24 saat geçmez. Ama bir çete var. Yapamadık. İki, üç, dört gün sonra Hakimin karşısına çıkmak zorundayım. O andaki hakime verilen bilgiler, bulgular, kesin delil olmak zorunda değil. Eğer hakkında ciddi bir şüphe oluşturacak gibi ise, o zaman senin tutuklanmana karar verebilir. Şimdi bu da Türkiye'de maalesef kötü kullanılıyor diyeceğim. Kötü daha kullanılıyor. Daha önce de konuşmuştuk. Yani bir ceza unsuru gibi. Ya yani. bir ceza unsuru gibi kullanılıyor. İşte o yüzden Demirtaş için ya bu tutukluk değil, bunu siyasal amaçlarla kullanıyorsunuz dedi. Amacı dışında kullanılamaz. önlem maddesi var. Avrupa. Başsakları Sözleşmesi'nde siz onu bilerek ihlal ediyorsunuz, amacı dışında kullanıyorsunuz dedi. Mesela daha önce örneğini vermiştim. Müjdat Gezen, Metin Akpınar bir laf etti diye savcı çok alındı. Ertesi sabah saat dörtte beşte gözaltına alındı ve hakim karşısına çıktı. Hakim dikkat et, tutuklamaya karar verdi. Ama yerleri belli bir de atları iyi diye adli kontrolle dışarı bıraktı. Yani suçlusun da esasında tutuklanman gerekir de ama artık tanıyoruz çok fazla. Bu yaşta da herhalde kaçmazsın kaçamazsın diye adli kontrol oysa insaf. Yani bir insanın devletin hoşuna gitmeyen bir şeyi sen haddini bil dedi. Bundan dolayı Hakimin tutuklamayı düşünmesi... Korkunç bir şey. Bence kişi hürriyeti ve güvenliğinin dışında bir şey Bundan bahsediliyor aslında. Onu okuyayım hemen. Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti olan kişiler... Ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini... Veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla... Veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan... Ve kanunda gösterilen diğer hallerde... Hakim kararıyla tutuklanabilir. Bu da çok önemli bak. Bir insan bir nedenle... Yani tam buradan çıkıyordum. Hemen burada bir banka soyulmuş. Lafın gelişi. Dediler ki banka soyan kişi kişi beyaz gömlekli işte kravatlı bir adamdı saçları beyaz. Aa o anda dört tane adam çıktı. Biri de benim. dur dediler. Ve beni aldılar karakola götürdüler. O alma hukuki mi? Eğer şüphe varsa. O şüpheye kolluk kuvvetim karar veriyor. Tabi ee, tabii, tabii tabii tabii. Yakalıyor çünkü seni. Ama normalde seni buraya gelip yakalayamaz. Ben şüphelendim ya. Burada bir şey yapıyorlardır. Hayır olmaz. Orada mutlaka bir hakim kararı şart. Ama dediğim gibi soygun oldu. O anda polisler geldi. Bir ihbar geldi. Dediler ki giden beyaz saçlı, beyaz gömlekli bir insandı. Benim de çıkıntı vardı cebimde veya elimde bir çanta var. Tak dediler dur dediler. Aldılar götürdüler. Çünkü çantanın içini hemen arayamazlar. Benim gizli şeyimi arayamazlar. Tabii tabii tabi, arayamamaları lazım. Hemen götürdüler. Ancak ancak zarar vereceğini düşündükleri bir şey. Mesela cebimdeki şişliğin bir bomba olduğundan şüphelendiler. O zaman ona bakabilme imkanına sahipler. Ama arayamazlar. Bunlar ayrı daha çok ceza hukukunu ceza usule giren. Ama aldılar götürdüler. Gözaltını belli bir nedenle ya bu beyaz saçlı bir takım makul şeyler buldular. Ve 24 saat, 7 kişi var, 8 kişi var, bu konuşmalar yapmış telefon tamam. Bunu 2 gün tutalım dediler. Hadi 3 gün, 3 günün sonunda serbest bırakacaklar. Özür dileriz diye. 4 gün şey ediyor. Var. Hayır, ya en son 4 gün. Ama hani hiçbir şey yokken dört gün tutarlarsa o da gözaltına aykırı yani en son şeyde. Dört saatte de anlaşılabilir. Yok abi sen git diye. Peki bir şey soracağım. Bu da çok tartışılan bir şey. Amerikan hukukunda hani hep dizilerden falan görüyoruz ya. Suçluluğun kanıtlanması lazım. Bravo. Bizde öyle değil galiba. Değil. Çok fazla değil. <laughs> Siz suçsuzluğunuzu kanıtlamak zorundasınız. <laughs> Şimdi şu çok güzel bir şey söyledin. Maalesef böyle bir şey var. Türk hukukunda. Ta bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yargı yetkisini kabul ettiğimiz 1990 yılından bugüne çok tartışma olan şimdi de çok çok fazla tartışılan bir şey. Ne diyor burada? Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler. Bizim ceza yasamızda da böyle vardır. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi dediğim gibi gözaltına aldılar beni. Ama baktılar 3 saatin sonunda yok abi bu hakikaten Flu TV'den çıkmış. Evine okula gidiyormuş. Tamam hiçbir şey de yok çantada. Bir dakika çantayı açmak için hakim izni Gitti biraz. Savcı, savcı savcı savcı. Gitti artık orada hemen bırakacak. Bu iş bitti. Beni saldılar. Tamam peki salmadı. Hakikaten suçlu olduğumu gösterecek bir şey var. Suçlu olduğumu gösterecek şeyler ne? 24 saat sonra çıkartabilir, 2 gün sonra çıkartabilir. Savcı genelde buna kendi karar verecek. Polis vermez ama savcı da baktı bir takım veriler var. Hakikaten benim konuşmalarımı aldı, bir şeyleri aldı. Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunması lazım. Şimdi savcı varsay beni hakimin karşısına çıkarttı. Hakimin tutuklama kararı vermesi için bak ne diyor? Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler. Bu ne demek biliyor musun? Bu hep tartışılır. Efendim bana göre senin suçluluğun hakkında tipin. Hani bir gün bir siyasetçi demişti. Tiplerinden CHP'li olduğu anlaşılan kişiler demişti hatırlıyorsun <laughs> değil mi? İşte bu acayip bir şey hiçbir hakim şöyle diyemez Tipinizde suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler ne demek biliyor musun? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında bunu da şey yaptı. Yani normal zekada objektif bir gözlemciyi suç işlediğine o konuda dair ikna edebilecek ölçüde veriler olması halinde, bilgiler olması halinde. Bak yani ben vallahi inandım ya tipinden öyle gösteriyor değil. Yani veril örnekte siz kafanızda çorapla ve elinizde o paralarla çıksaydınız. Onun gibi mesela evet. suçlu olduğuma dair objektif bir gözlemciyi ikna edebilecek ölçüde. Hakim bu nedenlerle de tutukladı. Bu bile yeterli değil ki şuriyeti bu senin o tutukluluğunun devam ettiği süre içerisinde ilk günde aldı hakim. Abi sen de cebinden çorap çıktı. Arkasından 5 lira çıktı. Bankadan çalındığı iddia edilen paralardan bir tanesinin seri numaralarını tutuyor. Ben onu bakkaldan almıştım falan yok tutuyor. E çorap da çıktı. Aa sen onu ben şakadan almıştım dedin ama beni tutukladı. Tutuklama kararı verdi. Kişi hürriyeti bitmedi. Orada da devam ediyor. Çünkü ben özgür değilim artık. İstediğimi yapamıyorum. Burada da tutukluluğun devam edebilmesi için bak ne diyor kaçmalarını delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde bunun uzayabilmesi için 10 gün, 15 gün, 30 gün, 1 sene olabilmesi için bunların açık açık ortaya konabilmesi lazım. İşte mesela milletvekillerinin tutuklu olması. Biz bunu hep tartışıyoruz. Maalesef aşıldığını düşünüyordum ben bunları 90'lı yıllarda hatta 2000'e varıldığında aşıldığını düşünüyordum. Polis vazife ve ait kanunu işte o Avrupa Birliği'ne üyelik şeyinde 2000'de ya da değiştirilirken, ceza muhakemesi usul kanunu değişirken, birçok kanunda değişiklik yapılırken daha 2001, daha AKP iktidara gelmeden ve sonra da AKP iktidara geldikten hemen sonra bu yasalarda değişiklikleri tamamlarken yani devam ettirirken şuna inanıyorduk. Bitti diyor. Artık çağdaş bir hukuk sisteminin gerektirdiği kişi güvenliği ve hürriyetinde geçeceğiz diyorduk. Fakat şimdi mesela milletvekili tutuklamalarında veya diğer tutuklamalarda. Görüyorsun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu çok net ortaya koyuyor. Bak kardeşim diyor. Gözaltına almam demiyorum. Ama keyfi olarak gözaltına alma diyor. Yani sana çok kızıyor arkadaşlar veya faraza sayın başbakanımız çok sinir olmuşlar. Böyle bir tutuklama sebebi olmaz diyor. Veya sen şimdi oralara gitme olay çıkar. Böyle bir gözaltı sebebi olamaz diyor. Ciddi bir sebep olacak diyor. Tutuklama da olsun ya canımız sıkıldı olmaz diyor. Şimdi dikkat et. Hakikaten bunlar çok önemli. Sinek ufak mide bulandırır değil bunlar çok önemli konular. Örneğin gazeteci Sedef Kabaş adında bir televizyonda bir laf söyledi. Bu gözaltına alınmayı ve tutuklamayı gerektirir demiyorum bak. Ama varsay ki ben böyle gördüm dedi bir savcı. O savcı Türkiye'de ne kadar suç varsa onu koydu. Hakime gönderdi. Hakim de muhteşem dedi. Ve o kişi 59 gün tutuklu kaldı bu ülkede. O tutukluluğu neye dayandırıyorlar? Bir suç var ortada tamam. Yok suç var. Hayır, yani hayır. suçu işte var diyorlar. Ya var dedin. Ha. Tamam sonra o 59 gün ne oluyor yani? Hah hani... ha, suç o kadar ağır ki diyor. Yani çıkıp bir daha yapabilir diye mi? Ne... Aynen aynen. Ha, tabii, tabii tabii tabii. 59 gün olur mu ya? Hadi varsay bir hakim yanıldı tutuklayayım dedi. O hakimin hatasıdır. Ama hemen üst hakim itiraz ettiğinde bu ne ya? Bundan tutuklanır mı diyebilir. Hayır son derece memnun Mesut. Aynı böyle diyor. Bak diyor bize verilmiş ya diyor. Kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek aksadıyla. Veya bunlar gibi zorunlu kılan neden. İşte diyor burada yazıyor. E siz kaçacağını göstermiyorsunuz. Olsun olsun. Bu kadar ağır suç ki bu diyor. Bu kabul edilebilir gibi diyor. Şimdi bunu ben hakimi kötülemek için söylemiyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Türk hukukunda bu inanılmaz kötü uygulanıyor. Bu bir adet haline geldi. Adet haline geldi. Yani aslında orada şey yapıyor, korkutuyor hani. E, bravo. Ha hatta gerçek söylüyorsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bak tutuklamasan bile adam hakkında böyle bir soruşturma başlatman dahi onun istediklerini yazmasını engelleyecek kendisinde bir otokontrol mekanizması yaratacaktır. Ya da onun çalıştığı gazetenin yöneticilerine yav sen yazıyorsun seni yüzünden biz sıkıntıya giriyoruz. Yazma bunları deme mekanizmasını getirecektir. Bu başlı başına engelleyici faktördür diyor. Şimdi dikkat et bizde bu o kadar rahat gazeteciyi gözaltına alma tutuklama, mahkum etme. Bu o kadar rahat yapılıyor ki. Bu sadece gazeteciye değil diyorum işte. Herkese. Yani herkese 128 milyar nerede? Küt gittin. i̇şte <laughs> bilmem ne. Küt gittin. Bir tanesi belgesel çekiyormuş. Bunu ben bir hükümete öbürüne karşılık olsun öbürüne iyilik ama bunlar vakalar, olgular. Boğaz Üç Köprüsü'nün ne, ne bir şeyin resmini çekiyormuş. kaçak inşaatları. Sen hükümetin çok önemli bir insanını şey yapmak için bu belgeseli yapıyorsun. Tak gözaltına alındı ve tutuklandı zannediyorum. Sonra serbest bırakıldı ya ya da gözaltına alındı. Ya korkunç bir şey. Peki bir şey soracağım. Şimdi Cumhurbaşkanını koruma kanunundan olmuştu o Sedefka başın olayı. Cumhurbaşkanını koruma kanunundan değil. Cumhurbaşkanına hakaret. Şey soracağım. O olay üzerinden konuşursak gerçekten hakaret suçu işlemiş diyelim ki. Bilmiyorum sonucun oldu davanın mı Hakaret var ortada diyelim ki Cumhurbaşkanına. Tutuklama yasaya uygun mu? Olur mu? Çünkü kaçma şüphesi yoktu. Olur mu? Kaçma şüphesi yok. Mesela şu olur bak, ben iki kişi öldürdüm. Bir kişiyi daha öldürmeyin diye. Ben, evet, aynen. <laughs> Ve dedim ki bu aileyi bitireceğim dedin. Ha bu tutuklanır tabii ki. Hani Peki. sadece bununla sınırlı değil. Ama bu makul bir tutuklama sebebidir. Aslında şunu sormak istedim. O yasanın yani Cumhurbaşkanı'nın hakaret yasasının cezası ne kanunda belirtilmiş mi? Ha bel belirtilmiş valla bilmem ne yıl hapis. Tamam o zaman şu mu aslında düşünülen şey nasıl olsa bu işlendi bu yatacak şimdiden alalım mı? Bravo söylenen bu ama bu kesinlikle yanlış. Öyle mi? Tabii. Çünkü tutuklama aynı söylediğim gibi bir tedbirdir. Tedbir yazıyor zaten. Kaçmalarını, delillerin yok edilmesini, tanıklar üzerinde baskı kurulmasını, bunun gibi zorunlu kılan hallerde tehdit unsurunu oluşturmasını engellemek için. Yoksa suçun ağırlığı hiç önemli değil. Mesela seni devletin düzenini cebir ve şiddet yoluyla değiştirmek istediğin gerekçesiyle gözaltına aldılar. Ben de onu soracak. Suçu ne kadar <laughs> ağır. Ya dedim ya anayasa programı yapıyorlar. Bunlar değiştirmek istiyorsa bir. <laughs> ne kadar ağır suçu. Müebbet ağırlaştırılmış müebbet hapis ya. Dolayısıyla e ee, suçun cezası ağır kalsın bunlar bir 3-5 yıl. Olmaz. Bu yanlış anladın mı? i̇şte habeas korpus ilkesi kişi güvenliği bu yüzden önemli. Ben özgür bir insan olmam lazım. Bu suç Suç işleyebilirim değil. O yüzden söyledim. Beraber yaşıyoruz. Sadece suç işlemek değil. Ben seni beğenmiyorum. Benim sahama girme deyip birini öldüremem. Yaralayamam. İki, beğenmediğimi sen var ya senin gibiler aşağılık. Diyemem. Beraber insanlarla yaşıyorum. Dolayısıyla benim bu özgürlük alanımdan mahrum bırakılmam ancak belirli koşullarda ve belirli sürelerde olacak. İşte güvenlik dediğimiz budur. Hiçbir zaman şöyle yapamaz. Ama sen zannedersem devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü varsay böyle bir şey söyledim bunun cebir ve şiddet içerdiğini ispat edecek ve yine de yargılamamı belli bir sürede bitirecek. Bu kişi özgürlüğü o bakımdan çok önemli. O bakımdan bu Sedef Kabaş'ın örneğini verdim. Yani tek örnek olduğu için değil. Bir en tabii. bariz örneklerden biri olduğu için dediğim gibi ama bu ağır suçuda biri hakkında istihatta bulundun. O yüzden size demin dedim ki Sedef Kabaş içinde savcı bir sürü şey istedi. Cumhurbaşkanı hakaret, işte devletin bilmem nesini, güvenlik güçlerine şey yapmak, devletin yönet ...tahkir etmek filan... ...bir sürü suç buldu... ...yazdı... ...hakim de böyle <laughs> ne diyorsun? Oo, <laughs> Ne diyorsun ya dedi. Tutuklayalım dedi. 2 gün, 3 gün, beş gün, 10 gün daha devam edelim dedi. 20 gün, 25 gün, 30 gün, devam devam. 40 gün, 45 gün, 50 gün, 55 gün, devam devam. Şarkıcı Gülşen'e de aynı şey. Var. Aynı şey. İnanılır gibi. Peki bir şey soracağım. Cumhurbaşkanı'nın hakaretten koruma yasası, anayasanın parçası değil, ceza hukuku mu? Cumhurbaşkanını korumak için özel bir yasa yok. Ceza yasası var. Yani ben uçlara götürürüm daha iyi anlaşılsın diye. Diyelim ki ceza yasasına şöyle bir şey koymak istedik. Ben Cumhurbaşkan sizi çağırdım. Ya dedim şöyle bir yasa yapalım. Cumhurbaşkanına hakaret edenlere tokat atalım dedim. Hı. Ceza hukuku yasaları anayasaya aykırı olabilir mi? Olamaz. Bak çok güzel bir şey söyledim. İki tane söyleyeyim. Sen cumhurbaşkanısın. Çağırdın ceza hukukçuları. Arkadaşlar dedin ya. İki tane şey koyalım. Bir sağlam bir içimize adam. İki yumruk çaksın. Bunu koyalım. İkincisi de dedin. Faraz atıyorum. İki sopa vuralım. Falakaya yatıralım. Falakaya yatıralım. Falakaya yatıralım. Bir daha yapmasın. Üçüncüsü de bunu hiç şey yapmadan bir kere kafadan bir 10 yıl yatıralım. Yani ne var? Korksun bir daha yapmasın. Üçü de anayasaya aykırı. Ama yapabilir miyim? Yapamazsın. Ha yani yapabiliyor. Yapamaman lazım. Yazar mısın? Yazarsın. Ama anayasa mahkemesinin prensip olarak hemen iptal etmesi lazım. Ama tabii tekrar söyledim. Bak çok güzel bir yere geldik. Bu özgürlüklerin yazması yeterli değildir dedim. Yazmasının yanında bunun güvence altına alınması gerekir dedim. Onu yapmamış mı bizim anayasamız? Hayır. Mesela çok basit bir örneğini söyleyeyim. Örneğin güvence ne olabilir mesela? Benim canım çekti. Çağırdım üç tane cezacıyı. Ha cezacılar yapmaz ama yok efendim böyle şey olur mu derler prensip olarak ama yapanını buldu. Dedi ki bak kardeşim cumhurbaşkanı devletin her şeyi buna hakaret etmek ya falaka ya iki tane sağlam yumruk dünyasını şaşırsın <laughs> ve yani on gün iş göremez halde olsun ya da on yıl kafadan ya veya beş yıl yatsın tamam mı? Seçmeli değil mi? Bu üçünden birini mi seçeceğiz? <laughs> Aynen, evet, evet, evet evet Hakim seçsin bu üçünden birini. Diye. Bak hakime verdik dedi. Böyle bir yasa olmaz ama diyorum yazdı. Ne güzel. Mecliste 600 milletvekilinin 418'inin alkışlarıyla Allah'ın böyle güzel bir yasa bulunma dedi kabul edildi. Şimdi peki güvence dediğim nerede? Evet. İşte burada güvence anayasa örneğin mahkemesi. anayasa mahkemesidir. İşte o yüzden anayasa mahkemesine eğer üyelerini o cumhurbaşkanına seçtirirsen bu güvence yok demektir. Demek ki hiçbir anayasa. Ben cumhurbaşkanına seçtirdim üyeleri ama bizim cumhurbaşkanı da öyle iyi cumhurbaşkanı ki nasıl seçer biliyor musun? Allah'ım. Hiç böyle bir şey tanımaz. Yok böyle bir şey. Yani döndük dolaştık yine güçler ayrılığına Aynen. geldi. Aynen. Bravo. İşte güvence dediğim bu. Bazıları mesela şu düşünebilir aklı. Ne var ya? Anayasamızda bizim yok mu güvence? söyle Bey nereden söylüyorsun bunu? Ha işte güvence bu ancak. Şimdi bizde böyle düşünen emin ol. Umduğundan çok kişi olabilir. Hatta hatta bu güvencelere gerek yok diyen insanlar da olabilir. Örneğin adını vermeyeceğim önemli değil. Bazı anayasacılar şöyle bir şey umuyorlar. Parti kapatılmasında şöyle diyorlar. Canım biz şöyle yapalım. Parti kapatılacağı zaman bunu meclise sunalım. Meclis çoğunlukla partinin kapatılıp kapatılamayacağına karar versin. Ne kadar güzel güvence bulduk değil mi diyorlar. <laughs> Bak alkışlayalım istiyorlar. Ya bu saçma sapan bir şey. Böyle aptalca bir şey olabilir mi? Yani parti çoğunluğuna <laughs> bunu verirsen o zaman bir, hiçbir büyük parti bugün bana bugün sana diye kapatılmaz. Ama küçük partilerin boş şey ver ya. Katılıyor. Bunlar ne olur zaten o milletvekili zor çıkartırlar deyip kapatabilirsin rahatlıkla. Prensip olarak bir şey soracağım. Hakaret neden yasak olsun? Herkes bana hakaret edebilir. Ben bunda bir sorun görmüyorum. Ne olur yani? Ama hakaret edilmemesi lazım. Yani bu kişi güvenliğiyle ilgili değil de düşünce özgürlüğünde bunu konuşacağız ifade özgürlüğünde hakaret bu özgürlük alanının dışında kalır. Aşağılama bu alanın dışında kalır. Neden? Çünkü bu insanlar arasında örneğin adam geldi sana doğrudan doğruya hakaret etti. Sen de ona ben de sana diyebiliriz. O sana ben de sana der ve sonunda biri birine bir yumruk atabilir, bir şey yapabilir. Dolayısıyla bu insanlar arasında beraber barışçıda yaşamayı ortadan kaldırabilecek bir şey. Evet senin hakkındaki düşüncelerini söylemesi kesinlikle şey değil. Ben senin dediklerine katılmıyorum. Yanlış söylüyorsun. Bunlar doğru değildir. Hatta bazı meslek grupları bunu biraz daha mübalağalı bir şekilde de söyleyebilirler. İfade özgürlüğünde konuşacağız bunu. Örneğin mesleği itibarıyla siz Görevinizi yanlış yapıyorsunuz. E faraza diyorum. Rüşvet alıyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz. Sizin verdiğiniz kararlar ülkedeki sistemi allak bullak ediyor diye hakareti de aşan mübalağalı şekilde de dile getirebiliriz. Ama doğrudan doğruya sen beş para etmez şerefsiz namussuz bir insansın dediğinde bu artık sövmeye girer. Şöyle diyemezsin. Bu size söylendiğinde hiç duymazdan gelin. Böyle bir şey demek zordur. Tam işte onu anlamıyorum. Yani mesela bir sürü insan bana hakaret Ediyor. Mesela birisi çıktı dedi ki İlker Canettigel aptal bir adamdır dedi. Uyduruyor. Bunda ne zarar var? Yani bu şey değil ki sonuçta Allah'a emri değil ki. Yani o doğru söylüyorsun. Düşünüyor yani aptal mu düşünüyor. Hayır doğru söylüyorsun. Zaten aptal bir insandırdan bazıları alınır bazıları alınmaz Hayır, Hayır, ayrı mesele. İmamoğlu çünkü benzer bir şeyle yargılandı ya. Ahmak mı ne o dedi? Bu ahmakça bir şey. Ama şöyle zaten. bir şey söyleyeyim doğru söylüyorsun bak ahmak. Doğrudan doğruya sövme değil. Çünkü o koşulda neden dedik? İmamoğlu durup dururken birini hedef alıp sen var ya İçişleri Bakanı sen aptalın ahmağın tekisin demedi. Veya bu hakimler var ya siz Ahmet Bey, Mehmet Bey, Ayşe Hanım sen aptalsın demedi. Ne dedi? Bir bağlam bir işleri, içinde söyledi. Evet bir İçişleri Bakanı kendisine dedi ki sen yurt dışına gidiyorsun ahmak. Sen bize hakaret eden ahmak dedi. O yerel yönetimler toplantısına gitti. Ne oldu abi İstanbul'da dediler. Bir komedi dediler ya. Bir zarfın içine dört tane pusula kondu. Bir mahkeme bunun üçünü ve bunlarda bir şey yok. Ha dördüncü ama çok önemli. Çünkü Ekrem'i seçtiniz siz. Ekrem'i seçmemeniz lazımdı dedi. Bu ne ya? Bana bir anlat dedi. Hakikaten anlatılmaya muhtaç bir şey <laughs> ve üstelik onu iptal etmek de kanuna açıkça aykırı bir şekilde. Çünkü kanun diyor ki sandık kurulları kurulduğunda buna itiraz süresi vardır diyor. O süre geçtikten sonra itiraz edilmez diyor. Bugüne kadar da onlarca kararı var. Hayır sandık kurullarına sonradan itiraz edemezsin diye. İlk defa aa dedi. Sandık kurullarını biz yanlış kurmuşuz dedi. nasıl yanlış kurmuşuz dedi. Meğer bir sukuk aykırı yapmışız dedi. Ne zaman? Kurulduktan 5 ay sonra neredeyse. Yahu iki gün sonra yapmak zorundasın. En fazla 2 mi 3 gün mü ne yapamazsın. Olsun dedi ve dört pusuladan üçü bunlar bizim istediğimiz gibi demek ki orada bir hata yok. Ha bak bu dördüncü kötü dedi. Şimdi adam da bunu anlattı. İçişleri Bakanı da ahmak dedi. Bizi ne diye şikayet ediyorsun yurtta? O da dedi ki bu ahmaklık değil ya dedi. Esas ahmaklık onların bunu bana sormasına neden olan işi yapmaktır dedi. Aa bu kadar büyük hakaret duymadık. Allah'ım ya Rabbim biz eve gidemiyoruz artık dediler ve ceza verdiler. Şimdi bu gerçekten değil ama Tekrar söylüyorum. Bir insan durup dururken İlker Canikli sen ahmağın önde giderisin, aptalsın, Allah senin kahretsin, sen şerefsiz namussuz bir insansın dediğinde bu sövmedir. Bu yapılamaz. Ama bana kalmış tabii değil mi? Yani Sana bir, kaldı. Yani gidip... Ama tabii şikayet etmeyebilirsin. Ama bu bir hakaret. Amerika daha bu konularda serbest. Amerika daha biraz daha, daha serbest. E, biraz daha serbest. Ama tekrar söylüyorum, bak, her şey bağlamında diyor. Örneğin ünlü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eon kararı var. Eon kararı çok önemlidir. Sarkozy bir yere giderken eleştirdiler onu. O da dedi ki, serseriler, hadi oradan aa aptallar, defolun gidin dedi. Sarkozy ertesi hafta başka bir ile gidiyordu. Bir adam onu aynı söylediği lafı. Sen defol git aptal diye karşıladı. Adam hemen tuttular. Sen dediler Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsun. Tuttular ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki... Sarkozy söylemiş. Adam da o da ona siyasal göndermiş. bir eleştiri olarak bunu söylemiş. Bu suç değildir buna hiçbir ceza veremezsin. Para cezası bile veremezsin dedi. Ama durup dururken bir insan geldi... Neden desin ya? Sen bir şey yapmazsın ama başka biri aa ben de sana der gider yumruk atar. Kamu düzeni bozuldu mu bozuldu. Demek ki neymiş iyi hukuk hepimize lazım. Hepimize lazım. Ve özellikle bu tabii ki yaşama hakkı her şeyin başı. O yüzden getiriyorsun bunu. İşkence çok önemli. İşkence mesela bunu İngiltere, İrlanda'da ta işte 50 yıl önce inanılmaz şeyler yaptı. İra terörü sırasında ve ünlü 5 teknikleri vardır. İşkence mi? kötü muamele mi, insanlık dışı muamele mi, alçaltıcı muamele mi? Bunu tartıştılar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu çok güzel ayırdı. İşkence bir altı insanlık dışı muamele, bir altı alçaltıcı muamele. Üç kategoriye koydu. Ve bunu yaparsan işkencedir, bunu yaparsan insanlık dışı muameledir, bunu yaparsan alçaltıcı muameledir dedi. Mesela hiç şiddet yapmıyorsun ama mesela insanı insanlığından utandıracak bir şey yapıyorsun. Örneğin çırıl çıplak sorguluyorsun veya yemeği yere döküyorsun, sen yemek yerden yiyeceksin. Bunlar alçaltıcı muamele. İnsanı utandırıcı, alçaltıcı. İşte bunları koydu ve kişi güvenliği. Maalesef bazı ülkelerde hala bu kötü muamele, alçaltıcı muamele sürüyor. Türkiye'de özellikle bu kişi güvenliği meselesi Hala çözülmüş değil mutlaka çözülmesi lazım. Depremde şöyle bir olay oldu. Bir polis depremde yağmacıları hortumla dövüyor. Üç tane yağmacıyı. <laughs> Gördünüz mü onu? Gördüm. <laughs> Altında gördüm. da herkes çok iyi etmişsin falan diyor. Aslında evet. toplumun ruhuna yayılmış bir şey. Biraz ama. Yani çünkü... basacaksın sopayı geçeceksin durumu. Öyle bir şeydir ki bu. Siyasal rejimlerle de ve o siyasal rejimlerin oluşmasıyla da çok bağlıdır. Örneğin 11 Eylül yaşandı. Amerika'da emin ol 330 milyonu şey demeye başladı. Tabii tabii bu teröristleri önlemek için istediğini yap. Ne var işkence yapılabilir. Hatta hukukçular bayağı ciddi ciddi Guantanamo'yu tartışırken evet. böyle demeye başladılar. Canım bin kişiyi kurtarmak için 10 kişi işkence yapmışız ne olur. Şimdi bu bazı toplumların çıldırdığı zamanlardır. <laughs> Hatta en son örneklerinden biri Erzurum'da Ekrem İmamoğlu toplantı yapacak. Bayağı bir 50 kişilik 100 kişilik grup toplanmış taş atıyor. Polis onları arkasında yap yapmayın ya çocuklar diyor yapmayın. Ve çoğu insanda bir bölüm insanda şöyle düşünüyor. E yapmasın kardeşim ve Erzurum'da da yapmasın konferansı. Evet. Yani insaf kardeşim tabii ki alınır. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir hukuk düzeni yok. E hoşuna gitmedi bir şey söyle. Linç edelim. Yok böyle bir şey. Bazen toplumlarda, yönetimden de, o ülkenin koşullarından da böyle bir şey yukarı çıkmaya başlar. İşte gerçek demokratik devletler onu ortadan kaldırmaya o nefreti, duyguyu dengeleyebilen rejimlerdir. Yoksa dengelemeye işte o yüzden söylüyorum ben. Mesela 11 Eylül'den sonra ben bunu meşrulaştırmak için de söylemiyorum. Birçok ülkede buna benzer işte İngiltere'de terörist olduğundan şüphelendiği bir adamı, vurdular. bir adamı tak kazanak vurdular. Hiçbir suçu olmuyor. Ya yani. terörist zannettik dediler. Ama o ülkelerde sonrasını çok takip etmedim ama şöyle bir soruşturma açılıyor falan falan. Çok da onu da üzmeyecek şekilde bir şeyler veriliyor. Oysa ceza verilmesi lazım. Ama çoğu ülke bunu vermiyor maalesef. İşte zenciyi öldüren evet adam beraat etti. Sonunda olaylar çıkınca ay bir daha yargılayalım dediler. Onu mahkum ettiler. Polislikten attılar. Biraz gazı almaya çalıştılar. Dolayısıyla ben bu kişi güvenliğinin çok önemli olduğunu ve Türkiye'de çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ama söyleyeceğim bir şey. Herkes için de bu önemli olsun. Lütfen. Herkes bunun üstünde. Farklı fikirde olanlar tabii ki yazıp bunu konuşabiliriz ama şunu söyleyeyim bu hak özgürlükler konusunda bu klasik haklarda da böyle yazdık bunları ya işte koyduk faraza basın özgürdür koyduk işte daha ne istiyorsunuz? Hayır yeterli değil. O özgürlüğü koruma, altına, koruma alacaksın. altına alacaksın. Gerçek koruma altına alacaksın. E biz koyduk anayasa mahkemesini. Hayır anayasa mahkemesini 61'de nasıl koymuşuz? 71'de ne yapmışız? 82'de ne yapmışız? 2017'de ne yapmışız? Buna çok iyi bakmak lazım. Biz anayasa mahkemesini yavaş yavaş işlevsiz hale getirmeye başladık. O kadar ki bir örnek daha vereyim bu kişi güvenliğinden. Ya şöyle bir düzenleme getirdik. 15 Temmuz'dan sonra. Hemen arkasından bir kanun hükmünde kararname getirdik. Bu terör eylemleri var. Devlet tarafından görevlendirilmiş kişiler. Yani güvenlik güçleri veya bekçi veya bilmem ne jandarma. Bu 15 Temmuz'la mücadele etmek veya bunun neticesindeki olaylarla mücadele etmek için bir takım önlemler alabilirler. İnsan da öldürebilirler veya işte şiddet kullanabilirler. Bunu kullanan görevliler hakkında herhangi bir idari, mali, cezai soruşturma yürütülemez dediler. Yapılamaz hiçbir şey. Bir buçuk sene sonra aşağı yukarı... Ya bu çok güzel bir şey dediler. Bunu kanun yaparken biraz daha değiştirelim dediler. Ve dediler ki görevli olmasına gerek yok. Bu işle yetkili olmasına da gerek yok. Herkes, her isteyen... Ben terör eylemlerini önlüyorum diyerek bir şeyde bulunabilir. 15 Temmuz'da ben şimdi mücadele ediyorum diyerek... Görevli olmasına gerek yok. Herkes. Ya bu korkunç bir şey. E, e, korkunç. Ve bu anayasa mahkemesine gitti. Anayasa mahkemesi harika bir kanun dedi... Bu kadar güzel yapmışsınız ya muhteşem. Herhalde dedi bunu kimse başka insanları öldürmek veya şiddet kullanmak için kullanmayacak herhalde. Kullanır mı yani burası Türkiye Cumhuriyeti? Ayıp ya dedi ve onayladı. Ve onayladı. Uygundur dedi. Şimdi bu işte söylediğim özgürlüğü yazdık ya ya herhalde çiğnemezler. Görüşünün uzantısıdır. İşte anayasa mahkemesini eğer demek ki ya farklı oluşturacaksın. Böyle bir karar vermeye bile cesaret edemeyecek. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ama her izlediğimizde biraz daha üzülüyoruz. <laughs> <laughs> yok yok bu programları izleye izleye göreceksin ben de inanıyorum. Tartışa tartışa çok daha iyi bir hukuk düzenine mutlaka ulaşacağız. Görüşmek üzere.